AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, il başkanlığının düzenlediği vatandaşla buluşma toplantısına katıldı. Merkeze insanı alan bir siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Bulut, "Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." dedi. AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, parti binasında vatandaşlarla buluştu. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın da eşlik ettiği Metin Bulut, Elazığlı vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, İl Başkanlığı'nın düzenlediği vatandaşla buluşma toplantılarının önemli olduğunu söyledi. Burada talebini iletmek isteyen vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle bir anlamda milletvekillerimizi buluşturmuş oluyoruz. İl binamızda, il teşkilatımızda. Belki pek çoğu talebini iletebilmek için Ankara'ya gelme gerekliliği hissedecekti. Böylelikle Ankara'yı Elazığ'a getirmiş oldu Sayın İl Başkanımız. Ben huzurunuzda Sayın İl Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren merkeze insanı alarak siyaset yaptığını anımsatan Bulut, "Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" şeklinde konuştu. Merkeze insanı alan, hakikaten bu konuda hizmet anlayışını değiştiren, geçmişte siyaset anlayışını değiştiren, devlet aklını bu konuda çok daha farklı bir noktaya getiren, artık sürekli söyleniyor slogan ama "biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" diyen bir anlayışı vatandaşına sergileyen, bundan dolayıdır da 20 yıldır yaklaşık vatandaşın takdirini kazanan, bu konuda vatandaşın güvenini kazanan ve 20 yıl boyunca da vatandaşına hizmet etmeye devam eden bir iktidar olmuştu. Bizim merkezimizde insan var, bizim merkezimizde siz varsınız, vatandaşımız var. Tabii bütün bireysel talepleri karşılamak belki mümkün olmayabilir. Gönül ister ki hakikaten her türlü talebi anında karşılayasınız, her türlü talebi hemen yerine getiresiniz. Bu tabii mümkün değil ama biz mümkün olduğu kadar şartlarımızı da zorlama babından vatandaşımızın derdine derman olmaya çalışıyoruz. Onun sıkıntılarını gücümüz yettiği ölçüde gidermeye çalışıyoruz. Bugün de inşallah hemşehrilerimizi burada dinleyeceğiz.